STV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. STV ana haberde günün öne yansıyan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Efendim dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi'nin İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları da bu özel gün dolayısıyla uzun bir aranın ardından ilk kez sahneye çıktı. Muhteşem çocuklar performanslarıyla izleyicileri mest etti. Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestraları ve Koroları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Eskişehirlilerin karşısına çıktı. İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Korolarının 23 Nisan özel konseri bayram coşkusunu adeta ikiye katladı. Türkiye'de türünün ilk örneği olan orkestranın konseri Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Konseri izleyenler arasında Başkan Ahmet Ataç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Orkestra şefliğini Simay Pala, koro şefliğini ise Derya İnanç'ın üstlendiği konserde toplam 250 çocuk sahneye çıkarak müziğin güzelliğini davetlilere yaşattı. Başkan Ahmet Ataç, İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Korolarının öğrenci ve eğitmenlerini tebrik etti. Yani öyle bir şey ki bugün Covid'den daha zor günler geçiriyoruz. Hem siz ailelere, hem bizlere, hem kendilerine umut aşılıyorlar. Bu moralle biz yolumuza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada çok emeği geçen sevgili kardeşim başkan yardımcımız dediği anlamda geçebileceğim Nurşin Beyaz'ın çok emeği vardı. Alkışlayalım arkadaşlar. Çok alkışlayalım. Evet, şehrimizde Motosiklet Derneği üyeleri tarafından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi. Eskişehir 222 Motosiklet Derneği öncülüğünde VOS 26 Derneği üyeleri ve Akut Arama Kurtarma Derneği Eskişehir gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osman Gazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklar için bir araya geldi. İlk olarak yaklaşık 150 motosiklet ve akut araçlarıyla kent merkezinde tur atan grup sonrasında onkoloji servisi önünde toplandı. Tedavi gören çocuklar için hazırlanan yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli hediyeler serviste görevli sağlıkçıların yardımıyla çocuklara ulaştırıldı. Onkolojinin önüne bıraktırdım. Son olarak hoparlörle çocuklara seslenilerek hem bayramları kutlandı hem mutlu olmaları sağlandı. Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, sadece 23 Nisan'da değil, her zaman onların yanındayız mesajı verdi. Devam edelim efendim. AHPADİ yani Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu tarafından bir etkinlik düzenlendi. Geçmişten geleceğe parlamenter sistem konulu bir panel vardı ve panelde parlamenter sistemin önemine dikkat çekildi. 9 Temmuz 1971 tarihinde Milli Egemenlik Haftası kapsamında AHPADİ tarafından düzenlenen Selin Özdemir'in kolaylaştırıcılığında Bülent Yücel ve Ahmet Vural'ın anlatımında Geçmişten Geleceğe Parlamenter Sistem paneli Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Milliyetçiliği benimsediği için
meclis hükümeti sistemi olarak adlandırabiliriz. Panele CHP Milletvekili Jalenur Süllü, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, CHP İl Başkanı Recep Taşel, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Panelde Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl yönetildiği, yönetiliyor ve yönetilecek, başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi nasıl etkiledi, olası bir parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem yönetimindeki Türkiye'yi neler bekliyor gibi konular ele alındı. Bu durum özellikle çok partili dönemde Demokrat Parti'ye karşı ciddi tepkiler doğurdu. Sonuçta 27 Mayıs 1960'ta Ordu idareye el attı. Milli Birlik Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün yetkilere sahip olduğunu... Panelde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Jalenur Süllü de söz alarak parlamenter sistemin önemine vurgu yaptı. Gerçekten bugün ülkemizde yaşadığımız her sorunun temelinde aslında yatan bu ülkemizdeki son yıllarda ne yazık ki adaletsizlikler ve parlamenter sistemin alaşağı edilmesi. İşte biraz önce aranıza geç katıldım, kusura bakmayın. Biraz önce Enerji Ankara'dan İstanbul'a yürüyen başkent AŞ Enerji işçilerinin direnişi vardı. Direnişleri gerçekten de son derece haklı. Çünkü son yıllarda ülkemizde ne yazık ki emeğin önemi sıfırlandı ve belli bizim de işte bu beşli çete diye tabir ettiğimiz ve özellikle de bu son mecliste de biliyorsunuz beşli çete hakkında konuşmak neredeyse yasaklanacak bir kanun teklifi getiriyorlardı. Sadece belli kesimlerin çıkarlarını savunmaya yönelik bir sistem var. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Taceddin Çetinkaya, İsrail'in Müslümanlara yönelik alçak saldırılarıyla ilgili konuştu. Çetinkaya, bu saldırılara daha ne kadar sessiz kalınacak diyerek tepkisini dile getirdi. Bölgesel ihtiyaçların gereği olarak... Saadet Partisi aylık divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Taceddin Çetinkaya da katıldı. Çetinkaya, Ramazan bayramında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert dille kınadı. Bu alçak saldırılara daha ne kadar sessiz kalınacak diye de ekledi. İngiltere ve bazı Avrupa devletleri, Avrupa Birliği ülkelerinin de desteğini İsrail alıyor sürekli. Çünkü onların bütün bu yaptığı zulümlere, katliamlara, İnsanlık dışı hareketlere karşı sesleri çıkartmaması, hatta destek vermesi, çifte standart uygulaması bundan kaynaklanıyor. Bugün ne kadar hiçbir uluslararası hukuka ve norma uymayan bir destekle İsrail destekleniyor. Gözü dönmüş bir halde insan hakları, özgürlükler, kutsala saygı gibi hiçbir kriter uygulanmıyor, umursanmıyorlar. Çocukları ve kundaktaki emziklik bebekleri katlediyor İsrail askerleri. Okulları, camileri ve yaralı taşıyan ambulanslarıyla, bombayla ne yapıyor? Patlatıyor, bombalıyor. Sözde medeni dünyanın ve Müslüman ülkelerin gözlü önünde bütün bunları sergiliyor ve insanlık suçu işliyor. Peki İsrail'e daha ne kadar sessiz kalınacak? Dünyanın küresel güçleri zaten İsrail ne yapıyorsa hoş görüyor da biz Müslümanlara ne oluyor? Diske bağlı Enerji Sen tarafından EnerjiSa'da yaşanan işten atmalara karşı Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ilk durağı ise Eskişehir oldu. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. EnerjiSa'da yaşanan işten atmalara karşı Ankara'dan yola çıkan Enerji Sen üyeleri Ulus Anıtı önünde bir araya geldi. Sendika üyeleri işten çıkarmalara tepki gösterdi. Şu anda Eskişehir'de bize destek veren gönül dostlarıyla bir araya geldik. Buradan Bursa'ya, Bursa'dan Gebze'ye, Gebze'den İstanbul'a kadar uzanacağız. Biz emekçiyiz, biz işçiyiz, alnımız ak. 4 haftadır soruyorum.
varsa Erdal'ın, Bekir'in, Mehmet Ali'nin, Ahmet'in, Mehmet'in hırsızlığı varsa, arsızlığı varsa, işinde başarısızlığı varsa buyurun çıkın, helalleşelim, hesaplaşalım. Disk ve Birleşik Metal iş üyelerinin de destek verdiği basın açıklamasında Enerjisen örgütlenme uzmanı Osman Çokaman sırf sendikalaşıldığı için işten çıkarıldıklarını söyledi ve haklarını arayacaklarını kaydetti. Çünkü biz ekmek için çıktığımız bu yolda halkın ezildiğini, yüksek faturalarla verdikleri asgari ücretteki zamları gündüz verip gece halkı uyutup ceplerinden çekenler için geldik buraya. Eskişehir, yalnız değilsiniz. Biz de yalnız değiliz. Bu yüzden buradayız. Hakkımızı aramak için buradayız. Yılmayacağız. Susmayacağız. Durmayacağız. Üreten biz, yöneten de biz olacağız. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında yüz binlerce dut fidanını Türkiye'nin dört bir yanında üreticilerle buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 80 bin dut çeliği dikimi gerçekleştirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekonomik olarak zor günler yaşayan ve artık üretemez noktaya gelen üreticiye desteklerini devam ettiriyor. Geçmiş yıllarda Sakarya Vadisi kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynaklarından biri olan ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak için Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere destek olan Büyükşehir Belediyesi dut çeliklerinin üretimini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2022 yılında dağıtılmak üzere üretimine devam edilen dut fidanları dut çelikleme tesisinden sökülerek Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesi'nde bulunan tarlaya ekildi. Burada sonbahar mevsimine kadar büyüyecek olan fidanlar kış aylarında üreticiye dağıtılacak. 80 bin dut fidanının üretiminin amaçlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her yıl olduğu gibi ipek böcekçiliğini geliştirme projesi kapsamında yetiştirilen dut fidanlarının dağıtılacağını ifade etti. Eskişehir'de bir dernek binasına kumar operasyonu gerçekleşti. Operasyonda 48 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adresli operasyon düzenlendi. Tombala cihazının fayansın altında. Dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 87.312 lira para cezası uygulandı. Tombala makinesini koydukları bölüm. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkındaysa kumar oynamak için yer ve imkan sağlamayla mühür bozma suçlarından yasal işlem yapıldı. Kumanda vasıtasıyla. Polis ekiplerince bina içerisinde yapılan aramada mutfak bölümünde fayans zemine gizlenmiş vaziyette tombala makinesi bulundu. Bu makine zorlaştırmakta. Yapılan incelemelerde tombala cihazının elektronik raylı sistemli zemine saklandığı ve uzaktan kumanda yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildiği anlaşıldı. Kumandayla düzeneyi çalıştıran polis ekipleri cihazın içerisinde tombala makinesi, tombala kartları ve çekiliş topları ele geçirdi. Efendim, şehrimizde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Zafer ve Emek mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 50.44 gram metamfetamin, 399.61 gram bonzai, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 6 fişekle uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8.090 lira ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afyonkarahisar'a uzanacağız şimdi. Bir fırın işletmesine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hijyen ekibi denetim için gidecekti ki ekip fırın işletmecisi esnafı tarafından darp edildi. 3 gıda kontrol görevlisi Ramazan denetimi kapsamında bir fırında hijyen kontrolü yaptı. Fırını inceleyen ekipler ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darp edildi. Darp edilme olayı kameralara yansıdı. Görüntülerde ceza yazılmasına tepki gösteren işletme sahibi önce kadın memurun elindeki dosyayı çekerek aldı, ardından kadını tartakladı. İşletme sahibi sonrasında ise erkek görevliyi darp etti. Öte yandan Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerine yapılan menfur saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyor, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak faillerin hak ettikleri hukuki cezaya çarptırılmasını bekliyoruz denildi. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle buluşturduk. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim.